Ya benim de amcamın kızını katletti. Kocası tarafından katledildi. Yani ben güvenli hissetmiyorum. Yolda gidiyorum ve arkama dönüp bakıyorum. Acaba gerçekten de bir de boşanmış bir insan olarak yani pek fazla güvenmiyorum. Hiçbir şeye güvenmiyorum. Sadece biber gazı alıyoruz yanımıza ya da İkram gelmesi şart. iki kişi bilerek yolculuk yapıyoruz. Hani tek başıma gitmem. Güvende hissetmiyorum. Türkiye'de yaşayan her bir kadın olarak ben de diğer kadınlar gibi kendimi güvende hissetmiyorum. Kadın katliamlarının artmasında en büyük faktör olan hükümettir. Çünkü hükümet kendisi caydırıcı cezalar getirmedikçe kadın katliamlarında artış olmaya devam edecektir. Lütfen mecliste sokaktaki hayvanlarla ilgilenmek ya da onlar adına katliam tasarısını çıkarmak yerine kadın katliamlarına dur demek için gerekli seferberliği yapın. Hiçbir şehirde yani özellikle Türkiye gibi bir yerde asla yani güvende değiliz. Hani zaten düşünen yok kadınları, çocukları özellikle. Hiçbir şekilde kendimizi savunmaktan başka bir çaremiz yok ama savunamayan insanlar da var. Mesela ben kendimi savunsam öbürü kendini savunamaz. Yani nereye kadar? Telefonun kamerasından mesela aynı hani yansımasından falan arkamdan biri gelip gelmeden sürekli bakıyorum. Sürekli mesela asla yani ben bu saatleri işimi hallederim giderim. Saat 4-5 gibi bile çıkmam dışarıya. Neden? Çünkü güvenilir değil. Yani bu şehirde bu sokaklarda bizim de böyle yürüme hakkımız var, gezme, tozma hakkımız var diye düşünüyorum. Geceleyin anneli bebekli çocuklar bile zar zor buradan geçiyor yani. Ya valla bunun sebebini bilmiyorum ama yani biz bile hiç güvende hissetmiyoruz yani. Ben mesela dışarı çıktığımda arkama bakarak çıkıyorum yani hiç güvende hissetmiyorum. Hani mesela evleniyorsun, öldürüyorlar, boşanıyorsun, öldürüyorlar. Sevgilin oluyor şey yapıyor. Biz kadınlar mesela ayrıldığımız zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Ama erkekler ayrıldığı zaman öldürüyor yani. İki de bakışlarla yani bakışları olsun, bir sözleri olsun ya da başka bir şeyleri olsun insan ister istemez kendini güvende hissetmiyor. Dediğim gibi gece dışarıya çıkmakta çok zorlanıyoruz. Ki zaten ailelerimiz de izin vermiyor artık bu yaşananları gördüğü sürece. Ya böyle, umarım böyle şeyler olmaz. Tabii ki de ceza verilmeli. Ya ceza verilirse daha iyi olur. Korkarlar en azından. İşte zaman bilek bir kavatın ha bu fab kavatta kon mecbiye kadarın. Çiçeğime ne ne, çiçeğime bir ev. İde ka. İşte hep ve şehirden. Kızı kod kızı ve şehirde. Yeni kod kızı ve şehirde. Devicez o. Bire cezayan hoş gibi bizin. Gelik jin ne koştun, gelik ve zararlı jin ona be, jin günahın. Gelik azadi bedin jina, gelik serbestli bedin jina. Yani bir eve, bir haksız yıl jina tekerin ha. Bir haksız yıl jina tekerin. Gelik öyle çiğ ne be kızamın. Gelik öyle ne. Ewe kızık, kızık elvanı koştun. Yani bu çoğu kızı koştun. Kızıl meyte bakat neri, meyte bakat kand. Kandına akad ker. Çim anı ve kızı koştun. Çıma ne narin kuştun? Çıma ne bu hareket atken? Hani ev insan evvel etken iman avatını uş kudu natırsı u ne İslam'ın u ne ümmet-i Muhammed'in. Ev insan evvel atıştı atken. Evet çöreseri gele ev insanına bir parastın. Bir parastın, cinabın parastın. Bu iki ay içerisinde sayısız kadın katledildi. Yani sayıları bile artık yok. İşte bunlar için bir çözüm bulmaz gerekiyor da böyle tek başımıza rahatça dışarı çıkabiliyorduk ama artık yani arkamıza bakmadan dışarı çıkamıyoruz. Rahat değiliz eskisi gibi, güvende değiliz. Yani bir gün benim de başıma gelebilir yani her an önce yani bir tedbir alması gerekiyor. Yani o korkuyla yaşamak istemiyoruz. Ama bunun için mesela şop cihazları ya da biber gazı falan yanımıza gezdirmemiz gerekiyor. Gitmekten korkuyorum, evden çıkmaktan korkuyorum yani. Yani işe gittiğim zaman da yani güvende hissetmiyorum kendimi. Yani nasıl olacak? Yani bu kadınların gerçekten yani... Yani çok şey var da insanlar hani anlatamıyor gerçekten. Ceza almıyorlar. Yani onları serbest bırakıyorlar. Doğru dürüst bir şey yapmıyorlar onlara. Yani o yüzden önüne gelenle yapıyorlar yani rahat bir şekilde.